Tamam abla, 5 dakika daha oturabilirsin sen. Sen ne zaman geldin? Sesim geliyor mu? Evet. Kaç dakikadır oturuyorsunuz? Sana ne? Sana ne mi? Şöyle ben oturayım, belli ki işimizi pardon, bilmiyorsun. İzin verdim oturmak için. Ben sana izin vermeden oturuyorsun ama. Parasını bile daha almadım. Babanın yeri. Babamın yeri tabii. Şaka yaptığımı mı düşünüyorsun? Sen kaç dakikadır oturuyorsun? Söyle de sisteme gireceğim. Kaç? 3. Daha ne kadar oturmayı düşünüyorsun? 5 saat daha. 5 saat daha. Donarsın. Sana ne? Sana ne mi? Tamam, parasını verdikten sonra bana ne? Niye sana parasını veriyorum? Çünkü biz burayı devraldık. İşimi bilmiyorsun herhalde. Evet. İşin ne? Şimdi şöyle sisteme giriyorum. 3 saat mi gerçekten? Hı. Tamam, 3 saat sisteme giriyorum. Kaç saat daha oturmayı düşünüyorsun? 5 saat daha. 80 lira ediyor ama ha. Var mı üstünde nakitin? Yoksa post makinesini getireceğim de. Dalga mı getiriyorsun? Efendim? Herkes oturuyor şu an. Herkesten alıyorum. Sen aldığını göreyim bir tane. Aldım ya az önce. Görmedim. Görseydin. Ya uğraşamayacağım gerçekten. 80 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Bizim şirket gereği ödeme almadan kalkamam. Hangi şirket bu? Toktik. Tok olmasınlar. Yok, biz Toktik olarak doğa karşı rakip oluyoruz. İyi, o bir uygulama. Tamam, bu da uygulama. Ne? İndirebilirsin uygulamayı. Öyle bir şey saçmalama ya. Nasıl saçmalama? Uygulamamız bile. Kalkar mısın yanımda? Bir şey diyeceğim. Sen niye bana inanmıyorsun ya? Bende hiç böyle mal mülk sahibi hani bir tip yok mu bende? Evrak göster bana. Arabada unuttum. Böyle para yolunu bulmaya çalışıyorsun. Para yolunu bulmaya mı çalışıyorsun? Herkesten para toplayalım. Yanlış anlamadın. Senin 80 lirana kalmadım ben ya. O zaman git hadi. Paramı almadan hiçbir yere gidemem. Bu bank bizim. Polisi mi arayayım? Sen tapusunu göster. Tapusu arabada işte. Tamam, git getir. Arabayı çekmişler zaten. Ben bank parası topluyorum da otopark parasını vermediğim için arabamı çekmişler. Onun parasını buradan mı çıkartıyorsun? Çıkarma değil de şimdi sen de bank parası ödemezsen eğer. Bu kıyafetim. Nerede resmi kıyafetim? Ya ben resmi takımayı sevmiyorum. Benim tanıdıklarım var da, kız arkadaşlarım falan burada geziyor. Kız arkadaşlarım diyorum. Arkadaşım demiyorum. Genel kitleye hitap ediyorum ben. Onun dışında şey, ben parasını ödemediğim için arabamı çektiler ya. Sen de bankın parasını, oturma parasını ödemezsen komple seninle birlikte bankı götürürüm. Hayır. Tanışmak için bahane falan mı? Ben mi seninle tanışmak? Evet. Yanlış anlama da ben paramın peşindeyim. Yoksa ben tanışmak isteseydim şu an çoktan numaran şu WhatsApp'ta olurdu. Olsun. Geceye kadar buradayım. Yemeği nerede yemeği düşünün? Çantamda var. Çantamda ne var? Aç bakayım. Kamp mı yapacaksın? Niye çantanda yemek taşıyorsun? Rüşvet mi? Evet. Ben yanlış anlama, rüşvet kabul etmiyorum. Hadi gerçekten git bak, sinirlerim çok bozuk zaten lütfen. Ucuz bir de çikolata. Bari pahalı olandan olsaydı. Gider misin? Tamam, paramı ver gideyim ya. Kart var. Kart. Kart mı? Kart ödeyeceğim. Şey, kare kodu okutuyor zaten. Bizim sistemimiz bu. Post makinesini o yüzden taşımıyorum. Ağırlık olmasın diye taşımıyorum. Kare kod uygulaması çıkmış. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Teknoloji diyorum. İlerledi evet, diyorum. Yerinden para koparıyorsa sen polise söylesen var ya. Orada bak bir sürü insan var. Onlar ayakta duruyor. Sen de ayakta dur. Hadi oturma. Ya da tur at böyle dolaş. Bak bana yazıyor belediye. Tamam, biz daha yenisini yaptırmadığımız için kullanıyoruz. Yeni devir aldık. Daha da 100 lira 200 lira vereceğim. Bana evranı getir. Zengin misin? Çok zengin. Değilim ama yani bana evranı getir. Toktik ne uygulamanın adı? Toktik. Yaratıcı bir isim uydursaydım bari yani. Hayır ya, dalga geçersen seni davalık ederim vallahi. Uygulamayı kötülüyorsun şu an. Evet, Toktik ne ya? TikTok oluyor. Toktik mi olmuyor? Kurucusu kim bunun? Benim. Tek başına? Tek başıma değil, çalışanım var. Nerede? Evde. Ben gittiğim zaman masaj yapıyor. Evet. Maaşını veriyorum ama. Ne kadar veriyorsun? Yani öyle gönlümden ne koparsa. Bir şeyler alıyorum, gidiyorum. Güzel para varsa. Elhamdülillah kazanıyoruz ya. Herkese 80-80 alsa. Bak, dayı da ödedi mesela. Dayı, bank parası ödedin değil mi sen az önce? Efendim? Bankta oturdun mu? Kullanıcılar çoğalmış. Burada oturuyorum. Yok ya. Burada para işliyor. Bankta oturdun mu sen dayı? Evet. Ödedin mi ücretini? Hayır. Aa, dayı da kaçak oturmuş. Burayı satın aldık. Evet. Yalan ya. Nasıl yalan? Bank parası topluyoruz artık. Toktik diye bir uygulamamız var hatta. Nedir ben anlamadım. Ne tinercisi, tipe bak. Kandırıyor. Tamam. Kandırmıyorum belli, dayı. Belli anladım ben. Saati 10 liradan oturuyor insanlar. Ne güzel mis gibi manzara da var yok böyle. Yok böyle şey. Sakın inan. Tam üç kağıtçı. Ben mi? Evet. Dayı yanlış anlama. İstiyor musun gitme polise? Arayayım ben mı? Ben işimi yapıyorum. Arayayım mı? İşimi yapıyorum ben. Evrak göster. Devir aldım burayı. Toktik devir. Deyip duruyor. Bunun gibileri çok zaten. Araba durduruyorlar. Şunu durduruyor. Tabii tabii. Arayayım mı polise? Ama ben hakkımı istiyorum ya. Arayayım mı polise? Devir aldım. Hayır, ben inanır mıyım buna ya? Bir şey diyeceğim ya, pardon. Taşlar üstümüze düşmesin. Bir şey rica edeceğim. Oturabilir miyim? Şey diyeceğim ya, ben eşimi aramam lazım da benim şarjım bitti. Telefonu kullanma şansım var mı? Teşekkürler. Kontür? Var var. Tamamdır. Alo. Efendim aşkım, ne? Nereden duydun? Bağırma, bağırma ya. Tamam tamam, itiraf ediyorum. Evet. Yaptım öyle bir cahillik, hata. Efendim? Ya 3 oldu da tamam, 4 olmayacak, söz veriyorum. 4 defa olmayacak yani. 3 defa tek aldattım, lütfen. Hayır hayır, bitirme ne ya? Bitirmek ne demek? Ya 3 defa aldattım diye bitirmek ne demek ya? Ben telefon alabilir miyim? Ailem çağırıyor da. Bir saniye bekler misin? Ailen nasıl ulaştı sana şu an, telefonun benim elimde? Ailem ulaşmadı zaten de, şimdi gitmem gerekiyordu benim. Ha tamam, kapatayım konuşmayı, bitireyim sonra gidersin. Yok yok. Neyi? Takip mi ettin? Ben Bakırköy'deyim. Sen de mi? Ne taraftasın? Hangi tarafta?
burada zaten ya. Sen ne zaman geldin? Şöyle beyaz ayakkabı, kot, siyah pantolon. Benim üstümdekileri mi tarif ediyorsunuz? Gözlüğü var siyah. Beni mi tarif ediyorsunuz? Bu hangi renk? Beni tarif mi ediyorsunuz? Hayır, bu hangi renk? Onu söyle bir. Söyle. Beni tarif mi ediyorsunuz? Evet evet. Bir tane üstünde hırka var da rengini çözemedim ya. Siyah bilekliği de var. Beni evet, neden evet. tarif ettiğinizi öğrenebilir miyim? Şey şimdi. Bunu aldattım ya. Beni aldatmanız ilgilendirmiyor. Doğru ama şöyle. Ben eşimi aldattım ya. Takip etmiş. Şimdi sizi de görmüş de üstündekileri söyle bakayım doğru kişiyi mi görüyorum diyor. O zaman aldattığınız kişiyi söyleyin. Beni ilgilendirmiyor çünkü. Şu an onu görmediğim için sizi tarif etmek zorundayım. Şöyle olur. Gelirse muhtemelen kavga çıkarmadan önce hemen müdahale ederseniz ben değildim falan yaparsınız öyle. Yok istemiyorum. Bir saniye. İstemiyorum. Telefonu alabilir miyim? Tamam bir saniye. Aşkım ne olur sinirli ol. Bak geçen seferki gibi yapmadan ya geleceksen sinirli olmadan gel. Bak geçen sefer birinci kattan attın kızı. Başına iş aldın yani hastaneden. Ben telefonu alabilir miyim? Tamam efendim. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Görüyorsun. Anladım. Tamam. Bekliyoruz. Şu an şöyle. Oturabilir misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Telefonu al. Eşim şu an bizi uzaktan görüyormuş, geliyormuş. Sadece merak etti dedi ki yanındaki kız mı dedi. Ama beni ilgilendirmiyor bu olay. Siz aldattığınız kızı söyler misiniz? Çünkü ben böyle bir role kalkışmak istemiyorum. Doğru ama şöyle. Telefonla anlamıyor ya. Muhtemelen şimdi 2 dakikaya burada olur. Sizi de görmüş uzaktan. Şimdi kalkıp giderseniz sizi takip eder muhtemelen ve hani herkesin içinde kalabalıkta bile olsa bana yani. Hiçbir şey yapamaz zaten. Evet ama herkesin yani yapmaya çalışır. Hakkı var hani. O zaman söyleyeceksiniz aldattığım kız bu değil diyeceksiniz. Çünkü beni dedim ama işte anlamadığı için gelecek şimdi yüz yüze söyleyelim birlikte. Diyeceğim ki ya ben bunu tanımıyorum. Geldim telefonunu rica ettim. Bu sen de inkar edersin. Dersin ki ya ben hani o değil. Hayır inkar etmek istemiyorum. Yalan da söylemek istemiyorum. Siz kendiniz şimdi telefonu alıp tekrardan söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Tamam ama bir şey diyeceğim. Eşimin anlayışsız olduğunu şöyle bir örnek vererek söyleyeyim sana belirteyim. O zaman aldatmayacaktınız. Beni ilgilendirmiyor. Ya 3 defa doğru ama 3 defa oldu alt tarafı yani. 3 defa aldatmak üç, yani ne ya, kadar bir sayısı sıkıntı. Sayısı önemli de aldatmanız önemli şu an. Bir kadını aldatmanız çok saçma bence beni de bu role kalkıştıramaz. Doğru. Evet, ama doğru. Şöyle. İlk aldatma değil ikinci aldatmada kızı yakaladı ve korkmayacaksınız. Söyleyeyim de. Söyleyin. Sakın. Bunlar tam şikayetçi. Dayı oturacak mısın? Taşta oturacaksan üşürsün ama parası yok. Ha. Buranın parası var. Sen gel buraya otur. Sana saati 5 liradan vereceğim. İstemem öyle şey kardeşim. Ne yapayım ben senin beş, paranı? 5 liradan vereceğim. Senin paranı ne yapayım kardeşim? Hayır benim paramı değil. Sen bana para vereceksin. Ha ben vereceğim bana. Evet 5 lira saati. Burada oturacaksın. Sıcak. Isıttım zaten. Arıyorum bekle. Memleket neresi? Ben İstanbulluyum. İstanbul değilsin. Bağcılarlıyım. İstanbullu değilsin yani. Sen neresin dayı? Buralı. Ben de buralıyım işte. Hemşeriyiz. Ver 5 lira. Yani oturma parası. Oturmazsan verme. Ülke kaçak mı dedin yoksa? Bağcılar şurası. Neresi kaçak olacak bunun? Sakın böyle yapma gidersin. Ben sana söyleyeyim. Ciddi misin? Evet. Ya ben şimdi devir aldım ya. Geri mi iade etsem? Evet, satsam evet, mı tekrar? Sat birine. Sana satayım ucuzdan. Ne yapayım ben onu bakarım. Ya oturanlara gidip lan, diyeceksin lan. Ki benim paramı ver verecekler. Tamam şikayetçisin. Ya vallahi dayı, ayıp ediyorsun. Sen Tokta'yı hiç duymadın. Bak kardeşim bak söylüyorum sana. 3 ay mapusa giriyorsun. 3 ay mapusa. Evet. Yani gençliğin var şunu var. Hayır ondan üç değil. 3 ay mapusa %100 sokarım seni. Bak söylüyorum. Aslında sana. Kış geldi ya içeride ha. De hava sıcaksa iyi olur ya. İyi olur değil mi? Evet. İşte bu takımlar telefonla falan bunlar aynı. Ben sisteme giriyorum dayı senin de giriyorum. Plakan var mı? Kimin? Senin. Niye? Ceza yazacağım sana. Ne cezası? Herhangi bir suçu üstüne atacağım. Ha dayı korktu. Sen de paramı ver yoksa. Korkacağım. Neden korkacağım senden kardeşim? Efendim? Niye korkuyorum ben senden? Sisteme gireceğim. Bak söylüyorum sana. Yakacaksın kendini. Şimdi arayacağım. Gelecekler alacaklar götürecekler seni. Paramı alayım sonra yap onu. Hani yapma ya bunun hakkı fazlalık. Tamam indirim yapacağım. 80 de 60 olsun. Bak polise de. Polisi aramaya gerek yok. Bak arkadaşım bekliyorum. Bak git gel. Polisi aramaman için sana 10 lira daha düşüyorum. 50 milyona okeyiz. 50 veriyorum. Dayı yerine vermek ister misin? Her şeyin haddini aşıyorsun. Türkiye'yi fazlalıyorsun böyle kardeşim benim. Bundan haberin var senin. Niye sinirleniyorsun ki dayı? Evet. Tamam. Tedirsizlik yapıyorsun çünkü. Yok ben güzel. O duran kıza niye odaklıyorsun ki? Bana bile gelmişsin. Şunu ver bunu ver. Ya savur şuradan başımdan. Tamam dayı niye sinirleniyorsun ki? Savur başımdan. Vermeyecek mi? Şikayetçinin birisin. Parasını vermeyecek mi? Savur savur hadi. Hayır. Al başını git. Birinizinkini alayım bari. Tamam şuradan git. Tamam o çikolatayı ver bari. Az önce rüşvet verdin ya. Çikolata yiyeyim bari dayı. Canım çek. Şekerim düştüyse vereyim. Sen o kadar terbiyesiz alçak bilirsin ki. Yok yok özür dilerim. Tamam şuradan git başımdan. Tamam dayı. Kusura bakma şaka yapıyorum. Tamam başımdan. Şaka yapıyorum. Valla kamera. Kimin şakası kardeşim? Kamera şakası valla. Valla kamera şakası yapıyorum ya. Şurada kamera da var gizli. Kim olursa olsun siz üç kağıtçıların kralısını batırıyorsunuz. Yo. Bak söylüyorum sana. Valla söylediklerim sayede şaka. Korkuyorum seni 3 ay mapusa sokmak için. Doğrudur dayı ama. Çünkü ben seni torunum gibi görüyorum. Doğru Allah razı
razı olsun ama gerçekten kamera böyle şey yapılmaz. Gizli kameramız da var. Bırak şöyle şeyi. Sakin ol dayız. Şeyini aldın kızın elinden. Bunu mu? Haram zıkkın olsun. Kamera şakası. Vallahi kamera. Gizli Allah kamera var. Niye bakmıyorsunuz? Ne lazım mı? Kameran nerede? Kameram. Bak gizli kameram var. Birinci kattaydık da çimenlik vardı böyle aşağıda bahçe. Beni ilgilendirmiyor. Bahçe vardı. O zaman söyleyeceksiniz. Bana hiç kimse dokunma hakkı da yok zaten. Doğru doğru. Attı böyle. Ayağı kırıldı. 6 ay falan şey oldu. Ben öyle bir öyle kalkışmak istemiyorum. O yüzden arar mısınız? Yanındaki o kız değil. İçini tamam. Rahatlatmak için falan dedim der misiniz? Tamam öyle yapalım. Niye kalktın ki? Söylemezdi. Tamam söyleyeceğim zaten. Otursanız da söyleyeceğim. Alo aşkım. Tamam demiyorum. Hayatım geldin mi? He. Ya şey diyecektim. Biliyorum inanmayacaksın ama yani kız o değil. Bağırma bağırma aşkım. Vallahi o değil ya. Söylüyorum bak inanmıyorsun ama telefonunu rica ettim sahilde. Oturan bir kızdı yani. Hıncımı bundan mı çıkaracağım diyorsun? Oo, bu yalnız bir de şeymiş. Senin bir akraban polismiş gibi yapayım mı? Tamam. Bunun bir akrabası memurmuş. Şey yaparsan yani suç işlemiş olursun zaten. Zaten aldattı. Aldattığınız kız ben değilim. Onu da belirtir misiniz? Duyuyor musun? Bir daha söyle gel. Aldattığı kız ben değilim. Sen kimsin o zaman? Ben normal bir kızım. Normalmiş bu. Tamam ben ondan tutup getiriyorum o zaman. Telefon alabilir miyim? Ben gideceğim ya. Tamam bilir misiniz? Görüşürüz. Tamam tamam. Şey diyor. Beni ya... ilgilendirmiyor ne dediği. İlgilendirmiyor ne dediği. Son bir şey söyleyeceğim sonra git. Oturmak olur mu? İstemiyorum lütfen söyle. Tamam misiniz? Şöyle. Sen şimdi yardıma ihtiyacı olan bir yerine yardım evet et. Evet de siz yardıma ihtiyacınız yok. Siz bilerek yapmışsınız. Yok yani. Yakalanacağımı bilmiyordum. O zaman dikkat etseydiniz. Bir kadını almakla çok saçma. O zaman katlanacaksınız. Siz de katlanın o zaman. Burada beni alakadar eden ne onu düşünüyorum şu an. Yardım etmeyeceksin. İnsanlık etmek namlı. Etmek istemiyorum. Hayır insanlık namlı siz değil bir şey. İnsan değil misiniz? Niye kötü insan değil misiniz? Kadını aldatıyorsunuz. Siz insan. Her karını aldatan kötü insan mı oluyor? Evet. Allah Allah. Bana göre kötü oluyor. Başkasına göre değişebilir. Bunu dikkate alacağım. Hiç düşünmemiştim de. Düşünseydiniz olurum. Zaten karısını aldatan adamın kapasitesi o kadar fazla diye düşünmüyorum. Vay be. Bundan sonra aldatmam. Ha. Ama bu seferlik yardım edin de. Beni ilgilendirmiyor diyorum ya. Tamam git ben kendimi atarım buradan. Beni ilgilendirmiyor. O da mı ilgilendirmiyor ya? Hiç mi düşünmüyor? Ağlayacağım şimdi ya. Ağlıyorum. Sen çok canisin. Ben cani değilim. Tamam gidecek misin? Evet. Eşim gelecek diye mi korkuyorsun? Eşinizden neden korkayım? Ondan dolayı mı gideceksiniz? Hayır normalden zaten ailem çağırdı. Eşinizle de muhatap olmak istemiyorum. Sizinle de muhatap olmak istemiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Eşim gelmiyor. Yok çünkü eşi. Ben aldatmadım. Sana bir şaka yaptım. Vallahi korkma lan gel otur. Korkuyorsun biliyorum da korkma gel otur gel. Yerinden ettim kusura bakma. Ben kalkayım sen oturmaya devam et. Belli ki dinleniyordun yani. Aile muhabbeti de yalandı herhalde. Evet. Ben bir kamera şakası yapıyorum cidden. Kamera nerede? Şu üçüncü kattan çekiyorlar bizi diyormuşum. Şaka yapıyorum tabii ki. Sol tarafta. Bak, gördün mü? Bunu paylaşsam olur mu? Tamam. Tamam sıkıntı yoksa paylaşıyorum o zaman. Teşekkürler. Dayı kamera şakası yaptık ben kameramanım. Ne olursan ol. Tamam dayı özür dileriz. Gelmiş ondan para istiyor bundan para istiyor. Sakin ol dayı sıkıntı yok. Sen kameramanım. Özür dileriz. Neye özür dileyeceksin kardeşim? Otur biraz i̇stemiyorum sakin ol sakin. Şey. Senin yanına durmak bile istemiyorum. Yo özür dilerim vallahi kamera şakası bırak ya. Bırak şöyle şeyi. Senin özür. Şey yapılır ama bir normu var dünyada. Tamam dayı özür dileriz.